Abi böyle spiker gibi çok hoşuma gittim. Bence de. Kameraya bak. Çektim. I'm actually curious about what makes you pick your books? Like, do you look başladık at the... Başladık mı şu anda? I started in English. İngilizce, Türkçe mi konuşayım? Dur bir girişim. Türkçe konuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün İpek'le kitapçıdayız. Kitapçının ortasında bir kaleme konuşuyoruz. Demin kaleme. Aynen bu mikrofon. İpek çok prodüksiyonlu gelmiş. Çok aşırı hayran kaldım. Yani gerçekten... Benden beklenen performans buydu. Ben bu performansı göstermeyeceğim hiçbir zaman ama İpek'le olduğumuz Hayır. süre boyunca bunu sana vermeyi düşünüyorum bu arada. Çünkü evet videolarını izlerken arabada özellikle çok oğlum, rüzgar çok, evet sesi ya. Oluyor. İşte çok düşük prodüksiyonlu. Bunu sana vereyim. Saçma bu evet. Senin geleceğini Hayır. şey yapacak. Ben alırım. Şimdi biz İpek'le video çektik onun kanalı için. İpek daha yeni kanal açtı. İpek evet. Talep. Evet. Talebe gibi İngilizce öğretiyor. Evet. Ve İpek'i ben çok seviyorum. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız orada da demiştim spordan tanışıyoruz ve sürekli sohbet ediyoruz karşılaşınca. Kahve de almış ama şimdi kahveyi göstermedim. Kahveyi de içeyim neyse. Siz bana boykot diye duruyorsunuz. O yüzden kahveyi içemedik ama şu anda kafeine ihtiyacım var. O video çok güzeldi. Bence o videoyu izle. O videoda çok sempatiyiz ikimiz de. Çok komiyiz. Ona İpek altyazı ekleyecek. İngilizce çektik. Şimdi bu videoyu İngilizce mi çeksek, Türkçe mi onu düşünüyorum ben. Çünkü ben altyazı eklemeyi bilmiyorum. Ceza mı? Çok benzemiyor muyuz şu anda? Kitapları neye göre seçiyorsun? Yani mesela romantik komedi bir kitap okur musun? Hiç okudun mu hayatında? Ya kitapları şöyle seçiyorum. Şimdi birincisi kitaplar hem ekonomik anlamda hem vakit anlamında aslında bir gider. Yani bunu o yüzden düzgün seçmek lazım bence. Ve okunacak çok fazla kitap var. Mesela ben aslında... Daha önce okuduğum kitapları da ikinci bir kere okumam gerektiğini düşünüyorum zaman zaman. Mesela Suç ve Ceza'da öyle olmuştu ve iyi ki okumuşum dedim ikinci kere. Anna Karenina da öyle. Ki ikisi de kalın kitaplar aslında. Ama ben kitapları seçerken önce kitapçıları dolanıyorum. Kapağı hoşuma giden kitaplara direkt bakıyorum. Bence kapağına göre yargılama bir yalan. Hani kapağı... Bu arada ben aynı kitap için kapağı daha güzel olana hani iki katı daha fazla para verdiğim oluyor. Çünkü çok önemli. O kitabı ben haftalar boyunca yanımda taşıyacağım. Bakacağım ona. Sonra kitap kuleme koyacağım. Çok önemli yani. Ama ciltli kitap almıyorum artık. Çünkü aldığım tek ciltli kitap Anna Karenina ruhunu teslim etti bana. Bak ben demin İngilizce daha iyi konuşmuyor muydum? Yırtıldı mı? Ne yırtıldı kapağı. Mı? Oğlum yırtılmak ne demek? Elimin terinden bütün kapak aşındı. Sayfaları döküldü. Yani kitabı okumam iki hafta sürdü ama kitap gerçekten öldü yani. O kadar güzel bir kitaptı ki bu arada. Neyse hala çok güzel. Eskimiş olsa bile seviyorum kendisini. Kitapçıları turluyorum. Sonra kitapların arkasını okuyorum. Ama zaten sevdiğim yazarlardan ilerliyorum genellikle. Mesela sevdiğim yazarları söyleyeyim. John Fowles'u çok sevdiğim için koleksiyoncu kitabını okumuştum. Geçen Frances Teğmen'in Kadını kitabını da aldım. Hani böyle yazarlardan ilerlemek biraz daha kolay oluyor. Sonra bir yazarın bütün kitaplarını ya da hoşuma giden bütün kitaplarını okuduysam eğer internette bu yazara benzer yazarlar diye yazıyorum. Ve oradan ilerliyorum. İşte ya da Rus edebiyatı. Ya dediğim gibi aslında okunacak çok fazla kitap olduğu için ben de klasiklerden ilerlemeyi daha çok seviyorum. Kitap kalmıyor gibi bir durum olmuyor. Yani bir seçim sürecinden çok geçmiyorum aslında. Zaten okuyacağım kitaplar belli. Zaten okunması gereken kitaplar var. Ya okunması gereken değil de benim zevkime hitap eden ve okumak istediğim. Bir de şöyle oluyor İpek, sen de fark etmişsindir. Kitaplarda yazarlar kendi etkilendikleri başka kitaplardan da sürekli bahsederler. İşte alıntı yaparlar, yazarlardan bahsederler. Ya da ana karakter bir tane kitabı okuyordur o sırada. Hani bu da olduğu için aslında onları da not edip sonra onları da aklımın bir köşesine yazıyorum. Ama romantik komedi açıkçası çok okumuyorum. Çünkü benim kitaplardan beklentim biraz daha şey. Hani romantik komedi de bence okunabilir. Onu da eskiden çok okuyordum bu arada. Yani çok okumuyordum da arada sırada okuyordum. Kitap biraz böyle bana acı çektirsin. Hem düşünsel anlamda zorlasın anlamam için. Hem bana getirdiği fikirler, bakış açıları anlamından. Hani biraz zorlasın istiyorum. Hani öyle akıp gitmez. Akıp giden kitaplar benim aklımdan da gidiyor. Öyle evet.
Bu konuda seninle çok farklılaşıyoruz. Çünkü ben de kendime acı çektirmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve acıyı olabildiğince uzakta tutmaya çalışıyorum. Mesela ben acıklı müzik bile dinleyemem yani, yavaş. Bak şuraya oturacaksın. Bak tam şöyle. Bu. Bu. Çok güzel gözüküyorsun. Ben çekeyim. Böyle. Al bakalım. ASMR. Aa dur, ASMR yapabilir miyim? Bundan o kadar ses çıkar mı? Özel konulara girme. Sana şunu soracaktım. En hayatında en nefret ettiğin, okuyamadığın kitap. Çünkü bana birkaç kez öyle oldu. İsim vereyim mi bilmiyorum. Ya karakter beni aşırı sinirlendirdiği içindeki çok böyle gıcık bir kız tarafından yazılmıştı kitap. Kıskanç, böyle tamam hepimiz kıskancız ama onun kıskançlığı böyle birine zarar verecek kadar büyük bir kıskançlıktı. Kitabı bitiremedim böyle. Bir yarısına kadar okuyup hiç bırakmayı sevmem ama yarım bıraktım. Sen hangi kitapları yarım bıraktın? Ve nefret ettiğin, en nefret ettiğin, aklına en nefret ettiğin deyince gelen ilk kitap hangisi? Aklıma kitap gelmedi. Ama şöyle, yani ben bir kitaptan aslında nefret ediyorsam şu yüzden nefret etmiyorum. Hani karakterin yaptığı bir şey sinirlendiğimden ya da ay bu ne kadar işte iğrenç bir kitaba sinirlendiğim olmuyor. Sadece kitabı anlayamıyorsam ya da kitap çok sıkıcıysa. Hani mesela Virginia Woolf'un Dalgalar diye bir kitabına başlamıştım. Ve sana şaka yapmıyorum. Hatta olay yeri burasıydı. Kitabı okurken. Burası. Evet, kitabı okurken kitapçıda okuyordum. Burada okuyordum. 3 kere uyuyakaldım. Ve yani gündüz saatiydi. Böyle rastgele bir saat. Ve okumaya çalışıyorum. Çünkü kitabım da yoktu yanımda başka. Hani kitapçı da olabiliriz ama. Evet. başka kitabım da yoktu. Hani 3 sayfa okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Sonra uyuyakalıyorum. İçim geçiyor. Sonra gidip bir de spor yapmam gerekti. Yemin ediyorum ruhum eminmiştim. Yani Virginia... Yarım bıraktın mı? Tabii ki yarım. Yarım bile değil. Yani 10 sayfa okuyabildim anca. Yoksa transa geçecektim artık. Ya Virginia Woolf'un aslında Kendine Ait Bir Oda kitabını çok sevmiştim. Onu çok yanlış bir zamanda okudum ya. Onu aşırı erkek nefretim zaten hali hazırda varken okudum. Ve sonra bir süre erkeklerle diyaloğa dair geçmeyi reddettim. Ne zamandı bu? lise 3'ün işte Mart ayları falan. Hani en feminist olduğum dönemler. Ya ben öyle bir alt metinle okuduğum için muhtemelen beni o derecede etkiledi. Yoksa aslında çok güzel bir kitap. Hmm. Abi böyle çok profesyonel olduk. Çok hoşuma gitti. Ben o kitabı okumadım bu arada. Ama neden okumadım? Virginia Woolf'un kendini ocak gazıyla intihar ettiğini biliyorum. Yok kız, o Sylvia Plath değil mi? Virginia Woolf değil miydi o ya? Virginia Woolf ocağın gazını açarak... Kafasını... Ocağa koyan... Diyorsun. Yok, gazla. Muhabbete bak bu arada. Olabilir. Yani benim... O da öyle yapmış olabilir. Belki bir trend vardır o zamanlar. Gerçi ikisi aynı dönemde ama Sylvia Plath de öyle intihar etmişti. Ya mesela Sylvia Plath'in de Sırça Fanus, Bell Jar kitabını evet, okumuştum ben. Ama bence o kitap biraz fazla abartılıyor gibi düşünüyorum. Yani belki ben doğru açıdan bakarım. Bell Jar. Bell Jar, evet. Sırça Fanus. Ya şu anlamda iyi. İşte... kadınlığı anlatmak konusunda işte ve ya aslında bence o kitap kadınlıkla çok alakalı yani, çünkü şu yüzden bunu vurguluyorum. O biraz böyle feminist insanların da evet bu harika bir kitap falan diye tutturduğu bir kitap. Hı-hı. Ama bence aslında kadınlıktan ya da herhangi bir başka bir şeyden çok insanın kendisini yetersiz hissetmesini anlatıyor. Bu kadınların daha çok deneyimlediği bir duygu olduğu için belki öyle yorumlanmış olabilir yıllar içerisinde ama hani ben kitabı okuduğumda, eğer okuyanlarınız varsa şimdi anlayacaksınız. Sen okudun mu? Ama çok duydum. Evet, çok işte duyulan bir kitap. Bir de kadının tek romanı aslında bildiğim kadarıyla. Bir de Ariel diye şiir derlemeleri var sadece. Onu hiç bilmiyorum ama kitapta şöyle bir bölüm var. Ana karakterimiz aslında çok başarılı bir insan, çok zeki ve o dönem kadınlar çok da eğitim almaları aslında yaygın bir şey değilken çok iyi bir programla bir yazarlık. Ya şu anda bu arada ben bunu da 11. sınıftayken okumuştum. Hatta koronayken, karantinadayken okumuştum. O yüzden çok hatırlamıyor olabilirim. Biraz popomdan sallayacağım herhalde bir kısımlarını ama şöyle işte çok güzel bir eğitim alma yolunda. Hayatında her şeyin çok iyi gitmesi gereken bir noktada, tamam mı? Her şey onun için oluyor aslında bir nevi. Güzel de bir kız zaten. Zeki de. İşte dediğim gibi yazarlık programına gitmiş. Hani hatta şöyle diyor kitapta. Her şey
çok iyi olması gerekirken ben niye böyleyim falan. Ve bunun sebeplerinden biri de aslında şu, en azından öyle hatırlıyorum, seçemiyor, karar veremiyor. Çünkü o kadar fazla şey olmak istiyor ki, neden? Çünkü yetersizlik duygularıyla boğuşuyor. Ve kitabın bir bölümünde bir rüya görüyor, bir incir ağacının önünde şöyle anlatıyor. Oradaki anlatımı gerçekten çok etkileyiciydi. İncirlerin teker teker olgunlaşmasını ve her daldaki incirin ne kadar dolgun, ne kadar lezzetli olduğunu görüyordum. Bir incir evliliği simgeliyordu. Bir incir kariyeri, bir incir şunu bunu, çocukları, aileyi. Ve ben hangi inciri koparıp yiyeceğime karar veremeden incirler teker teker bozulmaya, yere düşmeye başladılar. Ve ben incirleri seyrederken açlıktan öldüm. Yani böyle bir analoji yaparaktan kendisine aslında hani şunu anlatmaya çalışıyor. Bunu zaten herkes tahmin etmiştir şu anda hikayeyi duyduktan sonra. Bazen önümüzde o kadar fazla seçim oluyor ki ve her seçim eşit derecede güzel ve bizi tatmin edecek boyutta olduğunda aslında bu en kötü seçimden bile daha zor sonuçlara yol açabiliyor. Çünkü hangisini seçeceğini bilmiyorsun. Daha tehlikeli olabiliyor. Ve hiçbir seçim yapmamak, en kötü seçimi bile yapmaktan daha kötüdür bence. Ben biraz bu psikolojiyle hareket ediyorum zaten. Yani mesela bana şey diye de yorum geliyor. İşte sosyal anksiyete üzerine. Hani yani şöyle. Bazen bir şeyin ne kadar kötü olabileceğini düşünmekten hiçbir şey yapmıyoruz ama ben şöyle düşünüyorum, verebileceğimiz en kötü karar bile aslında kararsızlıktan çoğu zaman daha iyidir. Bu tabii ki de sizi tehlikeye sokacak ya da hayatınızı kötü bir noktaya sürükleyecek bir şeyse karar vermeyin yani. Ama orada karar vermeme de aslında reddetmektir. Yani reddetmekle kararsız kalmak arasında çok fark var diye düşünüyorum. Bir şeyi ya reddedersin ya da evet dersin. Ama overthinkleyen ya da işte bu incir hikayesinde olduğu gibi karar veremeyen insanlarla aslında bir saplantı da oluşuyor bence. Çünkü bırakıp gidemiyorsun. Hani tek bir inciri seçsen, karnını doyursan yine sıkıntı yok. Ya da birkaç tane incir yesen. Hangi incirden başlayacağını, hangi inciri koparman gerektiğini bilemediğin için resmen açlıktan ölüyorsun. Ve çoğu zaman da kararsızlık böyle sonuçlara yol açıyor diye düşünüyorum. Sence sen kararsız bir insan mısın? Ben kararsız bir insan değilim vallahi ya. Bu bence benim biraz OCD'min de etkisi. Aklıma bir fikir geliyor ya, bir karar geliyor. Mesela bu en basitinden sokakta gördüğüm birine bir şey sormak da olabilir. Mesela yanımda ilgimi çeken biri oturuyor. Bu bir çocuk bile olabilir. Diyorum ki bununla tanışsam nasıl olur acaba? Sonra diyorum ki ya Eda işine bak, niye milleti rahatsız? Ama sonra bu fikir benim aklıma girdi ya, şey diye düşünmeye başlarım. Eğer bu çocukla tanışmazsam bu bir kararsızlık, bu bir çekingenlik simgesi olduğu için hayatım boyunca böyle bir insan olacağım ve bir daha asla iyi bir karar veremeyeceğim ve hayatım boyunca çekingen bir insan olacağım, istediğim hiçbir şeyi başaramayacağım. Sonra böyle diye diye çocukla tanışıyorum. Ve bu şekilde çok güzel. Aynı annem gibi tepki verdi. Senin de annen de mi güzel diyor? Annem nerede böyle şey endişelenmelere gereken şeyleri anlatırım. Onlar şöyle din. İyi. Hayır, güzel. Neden güzel? Çünkü ben de senin gibiyim. Ben durmam yani. Mesela evet, kendimi durdurmak gibi bir şeyim yok. Evet, biz Amir'le çok tersiz o konuda. Ben bir şey aynı senin gibi kafama koydum, onu yapma yani, yapılmayacak bir şey bile olsa onu bir şekilde yaparım yani. Amir evet. Bana o yüzden şey diyor, sen Steve Jobs'a çok benziyorsun diyor. Çünkü o da böyle imkansızları başarır. Böyle olmayacak şeylerin üstüne gidip yapacağım, hayır yapacağım. Steve Jobs'ın da kitabı var ya, ben evet. Onu okumak istiyorum. Ama Walter Isaacs. O yüzden okumayacağım. İnternette. Ama sen internetten okumayı sevmiyorsun. Yok. Ben kitabı sahip olmam lazım. Hiç biyografi okudun mu hayatında? Ya açıkçası spesifik olarak biyografi okumuyorum. Ama şu ana kadar biyografik romanlar okumuş muyumdur? Okumuş olabilirim. Bazen okuduğum kitapları böyle kafamdan söyleyemiyorum. Sadece konusu açılınca aklıma geliyor. Sormamın sebebi böyle rol model aldığın hayatında. Ben şu kişi gibiyim falan gibi. Çok zekisin İpek. Şimdi sen böyle detaylandırdın. Şimdi ben Murakami'yi çok seviyorum. Yani en sevdiğim yazar Murakami olabilir mi? Olabilir açıkçası. Yani bu klasik yazarları es geçersek Dostoyevski'yi falan. Podcast'a başlasana sen bu arada. Evet, istiyorum. Podcast'a çok iyi. Beni şu anda podcast'a başlamaktan alıkoyan tek şey bir
Mikrofon. Mikrofon da değil. Yok. Ne? He, nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum. İki adı ne olur onu bilmiyorum. Onu ben çözeceğim bu arada. Ben açacağım podcast. Sana açarız beraber. Ben açarım. Arkadaşlar İpek'teki hiçbir İpek şey gibi öğrendim. Mahalle bakkalı gibi. Hani böyle her işinizi hallediyorsun gerçekten. Hani paran yok mu? Sonra verirsin. Çok safe bir ortam. Hayatım hakkında konuşmayı çok sevmiyorum. Özel şeyler. Sen onu da çekinmiyorsun ama. Hiç çekinmiyorum. Ben YouTube'a bir baktım. İşte önüme videolar çıkıyor. Dün de biri yazmış bana Instagram'dan. İşte Eda bu aralar bir de şey türedi. Hani 2-3 dakikalık estetik videolar koyan çok fazla insan var diye. YouTube'a mı? Evet. Bence güzel bir şey bu arada. Nasıl bir 2-3 dakika? Ya hiç konuşmuyor adam mesela. Hmm. Adam dediğim kız yani. Benim gibi. Hiç konuşmuyor. Sadece etrafı, kendini. Ya böyle arkaya güzel bir müzik koyuyor. Ben de bazı videolarımda yapıyorum onu böyle jenerik olarak. Hmm. Ama sonra durup diyorum ki evet arkadaşlar bugün geçmiş travmalarımı konuşacağım. Bu çok gerekli çünkü bizi kendine o şekilde bağlayabiliyorsun. Öbür türlü insanlar sadece böyle yüzeysel olarak görüyor seni. İçine hiç inemiyor. Böyle sen sanki bir resimsin, dışarıdan sana bakıyoruz ama duygularını, hislerini içine giremiyoruz. Ama bu şekilde daha dahil olabiliyoruz hayatına. Dün de bir arkadaşımla konuşuyordum. O da işte spor salonundan tanışıyoruz. Yani böyle tanışmadan önce o gelip benle tanışmıştı. Yani ilk gelip benle tanışan insanlardan biri olabilir. Çünkü genelde ben insanlarla tanışıyorum. Merhaba ben Eda diyorum. Evet. Pardon böyle bile yapmıyorum çünkü elim terli oluyor. Neyse. Bana ne okuyorsun demiştin ilk beni gördüğünde. Aynen İpek'le biz havuzda tanışmıştık. Orada güzel güzel her şeyden habersiz kitabını okuyordu. Bilmiyordu ama ki. Çok mutlu oldum. Bilmiyordu ki birazdan bir kız yanına gelip 1,5 saat onu meşgul edecekti. Hayatımın en verimli conversation'ıydı yani. Neyse. Ama bak o gün yani benle ilk tanışmış bir insan olarak sen de çok samimi davranmışsın. Ben onu çok seviyorum insanlarda. Hani böyle çekingenlik de değil de hani şey kendini kapatmaması. Tabii bence bizim yaptığımız biraz mallık aslında. Yani yok. Mallık değil de hani ikimiz de öyle düşünen bir insan olduğumuz için ve iyi niyetli olduğumuz için kötüye kullanmıyoruz ama mesela ben böyle çok her şeyimi anlatan bir insan olsam karşımdaki suskun olsa gerçi konuşmaz. Aman ne olacak ya. Çıkmıştır muhtemelen karşına öyle insanlar. O zaman çıktı. Ne yapıyorsun? O zaman aslında kendim hakkımda çok konuşmuyorum. Rastgele konu. Hmm. Öyle insanlarla zaten çok anlaşamıyorum ben yani. Biraz açmaya çalışıyorum ama belirli bir süreden sonra açılmıyorlarsa diyorum ki tamam eyvallah. Ama biz ilk konuştuğumuzda ben sana neredeyse hayat hikayemi anlatmak üzere ne okuyorsun diye sordun. Ben de sana evet psikoloğa gitmeyi düşünüyorum falan diye böyle. Hayır işte dün de o spordaki arkadaşımla konuşuyordum. Dediğim gibi o gelip benle tanışmıştı. Şöyle olmuştu. Ben geçen yaz spor salonuna günde 3 kere gidiyordum. Bir sabah gidiyordum. Bir öğlen gidiyordum. Bir de akşam gidiyordum. Her gün. Evet her gün. Şu anda da gerçi günde 2 kere gidiyorum. Yani çok bir farklılık yok. Ama neyse şöyle olmuş. Hani çocuğu da görüyordum arada sırada. Şimdi çocuğun hayat akışına göre gelme saati değişiyor tabii normal bir birey olduğu için. Şimdi işte bir sabah geliyor, bir öğlen geliyor, bir akşam geliyor. Çocuk günün hangi saati gelirse ben oradayım. O yüzden bir gün geldi bana dedi ki ya çok merak ediyorum. Sen her gün ya ne yapıyorsun? Burada mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Öyle tanıştık. Şimdi çocukla tanışana kadar ben böyle spor salonunda gizemli takılıyordum tamam mı? İşte cool kıyafetler giyiyorum. Hmm. Sonra böyle kimseyle konuşmuyorum. Ya konuşuyorum da nasıl denir? Çekingen biraz, miydin? Çekingen değil de biraz daha soğuk kanlı gizemli bir kız gibi duruyordum tamam mı? Sonra insanlar bende tanışıyorlar ya da ben insanlarla tanışıyorum ve anlıyorlar ki gizemli olan hiçbir şey yok. Yani bir toz toz zerren bile değil. Hayır öyle düşün. Neyse. Çocukla sonra çok iyi arkadaş olduk. Buradan Utku'ya selamlarımı iletiyorum. Benim bildiğim kişi mi? Sen biliyor musun? Bilmiyorum. İsmini bilmiyorum. Hatırlıyor musun? Hayır o değil. O değil. Buraları keseceğim. Ya mesela Utku ile konuşuyoruz. Sonra ben Utku'ya diyorum ki Utku bir dakika balgam atmam lazım. Sonra gidiyorum peçete alıyorum. Sonra balgam atıyoruz. Hani öyle bir seviyeye geldik arkadaşımız. Hani şeyden. Videolarında hiç çıktı mı Utku? Evet. Hatta geçen videomda boks gibi. O aynen. 10.000 vurdu. Hocam boks nasıl bir boks yeteneğin var? Güzel o videoda şok olduk. Bak. Amide.
Am inanam. Çizmeyelim mi dedin? Eda can kick ass dedi. Wow, Eda can kick ass dedi. Gerçekten nasıl bir kol kuvvetin var? Abi bu kadar küçük bir kızdan nasıl bu kadar power çıkabilir? O kadar kol yani gözükmüyor dışarıdan ama sıkıntıda gözüküyor evet. Oha. Harbi bu arada bak sıktım. Ya ben aslında boksa ilk başladığımda yumruk bile atamıyordum yani ben. Gerçekten. Hayatımda sadece bir kere bir kızı tokatlamaya çalıştım. O da şöyle oldu bak. Bir tokat tokat şey geçti. Nasıl paralel geçti. Yani teğet geçti. Vuramadım. Tutturamadım. Hani yumruk atmayı bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse bayağı ders aldım. Orada tabii dışsal motivasyonlar da oldu. Onlara girmek istedim. Bir de boks hocamı çok seviyorum, Mert hocayı. Yani çok iyi anlaşıyoruz. Bazen şöyle oluyor derste, Mert hoca beni sinirlendiriyor. Böyle aslında sinirlendirecek bir şey yapmıyor. Ben agresif bir insan olduğum için. Çünkü ben biraz agresif bir insanım pek aslında. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama. Ben de. Böyle sokakta falan insanlarla kavga ediyorum. Mesela favori aktivitem yaya geçidine kendimi atıp, yola kendimi atıp sonra eğer arabalar durmazsa burası yaya geçidi diye onları keep kendimi yola atıyorum aslında yani. Çok durabilecek bir pozisyonda da olmuyorlar. Ama yaya geçidiyse durmak zorundalar. Ya da mesela adam geçecek gibi oluyor sonra beni görüyor yavaşlıyor ama geç yavaşlıyor. Ben de diyorum ki sen var ya sen işte beni burada görüyorsun yavaşlamıyor. Hani böyle camlarına falan vuruyor. Bir kere pet şişe attım arabaya. Adamlar araba gidiyordu. Yani adamlar bazen arabadan iniyorlar. Ben o sırada kaçıyorum ama çoğu zaman basıp gidiyorlar yani. sinirlendirirsem kendimi çok güzel yapıyorum. Ama öbür türlü hani böyle biraz laylaylon bir kafadaysam o kadar güçlü olmuyor. Bir de favori aktivitemde Sezen Aksu Seni istiyorum açıyoruz salonda. Onunla birlikte yapıyoruz. Ya şu anda yapabildiğim için çok mutluyum. İlk başladığımda şey diye düşünüyordum. Ya bir gün gelecek ben bunu yapabiliyor olacağım ama o gün hangi gün Allah bilir. Ya o gün çok uzak geliyordu bana ve o gün geldi diye düşünüyorum. Toplamda 30-35 ders falan yaptık. Güzeldi bayağı. Bayağı. Yoga, işte mesela sauna yoga var. O tarz şeyleri düşünür müsün yoksa yapmaz mısın? Çok düşünmüyorum çünkü orada her şey pound cinsinden olduğu için. Ama mesela tek derslik alabiliyorsun orada haftalık falan. Gerçi şöyle ben konu fiziksel şeylere gelince şimdi öyle ifade etmeyeyim. konu spora gelince ben paradan çok çekinmiyorum. Yani çünkü beni çok mutlu ediyor ve ben sömüren bir insan olduğum için öyle şeyler. Mesela bizim şu anki spor salonunda muhtemelen en sömüren insan benimdir. Yani gerçekten özellikle geçen sene şu anda o kadar değil ama geçen sene günde 4-5 saat orada geçiriyordum. Hatta sporumu yapmadan önce havuzun orada takıldığım için günümün çok büyük bir kısmı orada geçiyordum. Bayramda bizim spor salonu 5 gün falan kapalı olduğu için Mac'e üye olmuştum bir aylığına. O mesela çok mutlu etmişti beni yani. Bir aylığına hali hazırda bir spor salonu üyeliğin varken yeni bir spor salonuna üye olmak çok abuk. Zaten babamları da ikna edemedim aslında ama en son o tam Nisan'da olduğu için, Nisan'da benim doğum günüm olduğu için demiştim ki bir de onlar tatile gidiyorlardı. Biraz oradan da duygu sömürüsü yaptım. İşte ben tatile gitmiyorum, ben size hiçbir masraf çıkarmıyorum. Doğum günümde tek istediğim şey Mac üyeli. Ve Mac'e üye oldum ve çok güzel bir aydı. Yani keşke bitmeseydi, çok güzeldi. Evet. O yüzden çok hak ediyor öyle şeyler parasını bence. O yüzden olabilir, neden olmaz. Boks muhtemelen olmaz ama bir spor sandı kesin olur zaten. Yani üniversitenin var sanırım. Onun dışında bir pilates kızı olmak istiyorum. Hani böyle çünkü benim yaptığım sporlar biraz fazla terletiyor. Bokstan falan çıkınca duştan çıkmış gibi olurum. Hani bazen de şey istiyorum böyle elime kahvemi alayım, tight'ımı giyeyim, üstümü giyeyim, böyle finger finger pilatesime gideyim. Orada kız kankiler edineyim. Sonra bir smoothie içmeye falan giderim böyle. Onun yerine ne oluyor? Boks salonundan 1,5 litrelik su çalıyorum. Çünkü orada su var. Ben de kendi suyumu götürmem. Hocam da sağ olsun veriyor bana. Sonra onu böyle bebeğim gibi eve kadar taşıyorum. Böyle ter akıyor yüzüme. Ama o da güzel yani. Bence öyle olmaz. Ya yani spor dediğim bence zaten terlersin. Ya terlemek bir ölçüt değil aslında. Ama spor dediğim böyle yorulursun. Yaparken güzel görünmezsin. Tipin kayar biraz. Öyle. Ama pilates kızı diye bir şey var şimdi. Yani o görüntüyü hayal edemiyorum ve sen çok güzel uyarsın buna yani bu tanıma. Pilates eğlenceli aslında biliyor musun?
biz karantinadayken annemle iyi anlaşırken, evet. Annemle şu anda da iyi anlaşıyoruz da sonra iyi anlaşmadığımız uzun bir dönem yaşandı. Neyse. Herkesin olabilir. Evet. Annemle ağırlıklı pilates mi deniyor? Yani böyle yatıyorsun, yaylar falan var. Ayaklarını bir şeye geçiriyorsun. Lastik. Lastik. Ellerin üstünde havaya kalkabiliyor musun? Hayır. Kalkmayı çok istiyorum ama elim terlediği için kafamı kırarım diye düşünüyorum. Yeter mi? Bence yeter. Kafi. Kafi. Arkadaş, kitap evinin kameralarına yansıyan görüntümüzü hayal bile edemiyorum. Burada saatlerdir. İngiltere'de şu an para verme diye sonuç. Ya. Burayı kesersin ama neresi olur. Tamam. Sana küçük bir hediye getirdim. Ya İpek böyle neden? Bitmiş böyle değişik bir şeyler var içinde. Karışık. Buna bakarsın sonra. Thank you so much. Bir şey diyeyim. O düşüncen çok tatlı, evet, ya. Dedim. Suya para. Burada kim bilir su kaç paradır. Bir şey diyeyim. Benim ilk düşündüğüm şey ben oydu. Ben de yurt dışına gitmeyi. Güle güle kullan. Beni hatırlarsın su içtikçe. Ben bu arada yurt dışında o kadar... Babam diyor ki heyecanlı mısın? Ben de heyecanlıyım diyorum. Sonra diyorum ki... Bunu gittikten sonra paylaşamam. Tamam. En heyecanlı olduğum şey ne biliyor musun baba? Şimdi ben bu yaz Avrupa'ya gittiğimde Paris'te ve Roma'da mükemmel bir yoğurt vardı marketlerde. Carrefour'da. Danino'nun Hippo diye bir yoğurt markası. Oğlum çok güzeldi bak. Fıstık ezmelisi var, limonlusu var, çileklisi var, karamellisi. Ya böyle o dana ne? Bir seri yaratmış. Böyle çikolatalı musları var. İçinde 20 gram protein var, tamam mı? Ve besin değerleri. Ve benim şu an en heyecanlı olduğum şey o yoğurduma tekrar kavuşmak. Çünkü ben oradayken günde 3 kere o yoğurttan yiyordum. Ya yani böyle yemek yerine, çünkü yemekler pahalıydı. O yoğurdu satın alıp yiyordum. Kendini aç bırakma orada. Gerçi yemekhane olur üniversite. Ya, yemek yaparım da o yoğurt için çok heyecanlıyım. Çok. Şimdi ben bunları sana nasıl...